Merhaba ben Tufan Artok. Bugünkü videolarımız Inveo, Pegasus ve Türk Traktör kısa bir video olacak. Başlıyoruz. İlk olarak Inveo ile başlıyoruz. Günlük grafikte baktığımızda bir çanak formasyonu ve derinliği katladığını görüyoruz. 55-20 hedefi. Tabi burada derinliği katlamakla kalmıyor. 1618 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlıyor bakın. 1618 üzerinde kalıcılık sağlaması hisse için 2618'i tetikliyor 67 seviyesi. Zaten burada hedefine ulaşıyor. İhlal olabilir ama önemli olan burada 67 seviyesine yani 2618 tetiklendikten sonra 1618 üzerindeki kalıcılık doğal olarak burayı tetikliyor. 67 seviyesine ulaşıyor ve düşüşünü başlatıyor burada. Tabi burada bir de düşen yapıyor artık. Son buradaki çabası aşamaması bir düşen trend çizgisi oluşturuyor. Düşeni kırabildiği takdirde 57-45 60-40 direnç bölgesi hedef olur. O bölge güçlü bir direnç bölgesidir. Düşeni kıramaz ise 47 ve ardından 45-60 görülebilir. 55-20 üzerinde kalıcılık sağlaması al sinyaldir. Fakat 60-40 ile 55-20 arası bölge testere vari hareketlerin görüleceği bir bölgedir. Buralarda herhangi bir kararsızlık yaşamayın. Özellikle de 45-60 gibi 46-47 gibi örneğin şu seviyelerden maliyetlendiyseniz eğer oldu da düşeni kırdı. 55 20'nin de üzerine attı. Burada kalıcılık sağladı. Artık 60 40 ile 55 20 arasında bu gittili geldili hareketler size hisseyi elinizden çıkarttırmamalı ve artık buralarda silkelemeye gelmemelisiniz bakın. Çünkü bu silkeleme hareketleri görülebilir. Şu an onun için çok uygun bir ortam var. Özellikle de 21 Aralık'taki faiz kararına kadar. Orada belki de pas geçilecek ya da 250 bas puan arttırılacak. Belki de 500 bas puan arttırılacak. Artık o tarih yaklaştıkça rengini belli eder. O yüzden tarihe yaklaştıkça 21 Aralık tarihine yaklaştıkça testere hareketler olur. Ama sizin burada birinci önceliğiniz tabii ki de çok aşağılardan. Belki buranın da aşağısından maliyetlendiniz. Ama yine de buralardan maliyetlenenler buradaki testlere vari hareketlerden etkilenmemeliler. 21 Aralık'tan sonra seçim sürecine kadar, yerel seçim sürecine kadar ben borsamızın yavaş yavaş 9000 9500 bandına doğru hareket edeceğini hatta 9500 10.000 aralığına biz düzün ulaşacağını düşünüyorum. Ama yerel seçim arifesinde tekrar düşebilir. Bu ayrı konu. Çünkü orada siyasilerin söylemleri sertleşecektir. Borsa bu tür söylemleri sevmez. Belirsizlikleri nasıl sevmiyorsa siyasilerin sert söylemlerini de sevmez. Seçimlerden önce zaten olur bu tür türbülanslar. Ama yerel seçimlere kadar 9500 10.000 aralığını görülme ihtimali kuvvetli olarak ben düşünüyorum. Bu benim fikrim. Evet şimdi Pegasus hissesine geçebiliriz. Dolar bazlı bakıyoruz burada. Ekranımızı büyütelim. Şöyle iyi. Bakın şuradaki düşüş yargı krizi 8 9 Kasım bir çalkantılı oldu orada. Normalde Kaufman üzerine atacaktı belki. Evet. Dolar bazlı grafikte düşen bir paralel kanalımız var. Ve bu paralel kanalın yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Olası bir düşüşte destek bölgesi 24.09 23.69 kanalıdır. Yukarıda ise 26.98 dolar hedefi güçlü bir direnç hattıdır. Ve burayı TL'ye vurduğumuzda 779 TL yapmaktadır. Şimdi biz TL'ye geçelim. Evet 779 TL dediğim şey az önce burası oluyor arkadaşlar. 776.5 779 o civarlar işte. TL olan grafikte de ona benzer bir hedef olan 776,5 direnci karşımızda duruyor. Turuncu renkli trend çizgisi üzerinde testerevari hareketlerle 776.5'e ulaşacak gibi. Burada 21 Aralık tarihine dikkat edilmeli. Onu ekranda bakın dikey turuncu çizgiyle belirttim nasıl bir faiz kararı çıkacak bekleyip göreceğiz. İşler yolunda giderse 850 hedefi de var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. ABCD harmonik yapılarda D noktasından C noktasına bir yükseliş beklenebilir. Zaten TL bazlı grafik kendisine yükselen bir trend yapmış bakın. Turuncu renkle belirttim orayı. Oldu da burayı kaybetti. Hisseyi ilk karşılayacak olan seviye 700 ve 675.1'dir. Burada hemen bakın 700, 675.1. Yani oldu da biz düştük. Değil mi? Bunları da belirtelim. Burası 700 ve 675.1 ilk etapta karşılayacak seviyelerdir. Ee, burada iki tane bearish formasyon iç içe geçmiş. Çok acımasız bir düşüş yaşatmış Omuz baş omuz Ve bearish ABCD formasyonu Bearish ABCD Harmonik yapılarında D noktasından sonra Sağ tarafa yayılarak Yavaş yavaş C noktasına doğru yükseliş Beklenebilir Yani bunların alışkanlığıdır zaten bu Zaten sağ tarafa doğru Zikzaklı yayılarak gitmesi de mevcut piyasanın içinde normal yani testerevari hareketlerle Ama yavaş yavaş adım adım yukarı doğru Burada asıl hedefimiz 850'dir Evet e, Türk traktöre geçelim Burada da ilk etapta dolar bazlı bakıyoruz Benzer bir manzara burada da var çanak deyin, fincan kulp deyin fark etmez. Derinliğini alıyor. 1618 üzerinde güçlü kalıyor. Burada kalıcılık sağlaması önemli ki 2618'i tetiklesin. Aynı şey burada da var. Dolar bazlı grafikte. Sonrasında da düşüş geliyor. Şimdi biz bunu 3 saatli alacağız. Kaufman hareketli ortalama, bir de destek ve direnç kanallarımızı açacağız. Ekranımızı şöyle genişletelim. Evet, böyle güzel. Ekranda görüyorsunuz 2455 şurası. Buradan desteğini almış. Burası TL'ye vurduğumuzda 709 TL'ye tekabül ediyor. Yani 710 709. Hatta TL'ye şimdi bakarsak şurası yani. Şu kanalın içi 703 715.5 kanalının içi. Tekrar dolara geçelim. Yukarıda 26 26 30 direnci var. Bu bölge hedeftir. Yani 26 dolar, 26.30 dolar bu bölge hedeftir. Burası da 759.5 TL veya siz 760 da diyebilirsiniz. Buraya denk geliyor. Şimdi TL'ye bazlı bakacağız. Burası bakın işte şurası. 759 760. Ne demiştik biz dolar bazlı bakarken? 24.55 dolardan desteğini almış. Burası dedik 710 TL'ye tekabül ediyor. Yani şu aralık bakın burası bir kanaldır bu arada. 703 715.5 kanalıdır. 710 da bu kanalın içinde desteklerden bir tanesidir. Buradan desteğini almış dedik dolar bazlı. Yukarıda 26 26.30 dolar direnci var dedik. Yani 760 759 bu civarlar zaten şu aralığa denk gelmekte burada da hedefimiz 756 ile 767 arasıdır tabi oldu da biz bu destek kanalını kaybettik mesela 703'ü kaybettik aşağıları da belirtmemiz lazım 677.5 668.5 buralar vardır. Ama 703 715.5 şu kanalın kaybedilmesi çok güç. Çünkü burada İsrail Hamas çatışması, savaşı, tutunda alınan faiz kararları ve de yargı krizi mesela. Yani bayağı bir engabeler oldu. Biz yine kaybetmedik burayı. O yüzden burası çok güçlüdür. Hedef 756 ile 767 arası bölgedir. Dolar bazlı baktık, TL bazlı baktık. Hedef burası. Evet, genç kanalımızı beraber büyütelim. Sizlerin desteği çok önemli. Yani abone olmanız özellikle çok önemli. Bu bağlamda videoları yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın.